Evet, herkese merhabalar. Evet, engelli aylıklarının kesilmesi gerçekten şu anda Türkiye'de en büyük sorun. Yani hele hele şu hayat pahalılığında ve pandemi süreciyle gelen hayat pahalılığında gerçekten engelli aylıklarının kesilmesi engellilerimizi çok ciddi manada etkiliyor. Yani dünyanın hiçbir yerinde gerçekten böyle bir uygulama yok. Yani verilen hak geri alınmıyor gerçekten. Evet, yani neden engellinin maaşı neden kesilir peki? Hani ölüm durumunda feragat etmek, muhtaçlığın kalkması, %40'ın altına düşmesi, yani 18 yaşını doldurması, akabinde Türk vatandaşından çıkarılması, engelli maaşının bir sene boyunca çekilmemesi, hadi bunları tamam diyelim yani neticede, ama yani bu gelir testi maalesef ve maalesef engellilerimizi gerçekten çok ciddi anlamda sıkıntıya sokmuş pozisyonda. Yani şöyle düşünelim, neticede yani şu anki hayat pahalılığında bir evin geçiminin sağlanabilmesi için en az iki maaşın olması gerekiyor. Zaten buradaki engellilerimiz normalde 700, 800, 1000 lira gibi aylıklarla bakım aylığı alanlar 1780 lirayla gibi rakamlarla geçiniyorlar. Yani şimdi bu hanede atıyorum bir askeri ücretli var. Yani bu hane yine zordayız aslında. Ama oradaki yani gelir kıstası, gelir tespiti, yani bu gerçekten yani çok sıkıntı. Yani sanki hanedeki tüm gelir engellinin geliriymiş gibi değerlendiriliyor. Yani şimdi düşünün, ben bir evde kalıyorum ve babamın emekli maaşı var, geliri var ya, ve benim maaşım kesiliyor. Ya babamın emekli maaşı babamın, yani benim değil ki, ama onun maaşı niye beni ilgilendiriyor? Ya da kız kardeşim diyelim ki sigortalı bir işte çalışıyor, onun geliri beni ilgilendiriyor. Yani ben niye aynı ailede bütün aile bireylerine bağlıyım? Niye yani? Gerçekten bunu sormadan edemiyorum. Yani burada engellilerimizi ailesinin eline bakmaya itmek, yani insani bir şey değil bence. Yani aylıkların kesilmesi gerçekten büyük mağduriyetlere yol açıyor. Yani bir an önce düzenleme getirilmediği takdirde mağduriyetler artarak devam ediyor maalesef. Emin olun, bakın yani YouTube kanalını açtığımızdan bu yana birinci sıradaki en çok sorduğunuz sorulardan birisi bu. Ve anneler şu son bir hafta içerisinde o kadar yazıyorlar ki, işte bebeğime mama alamıyorum, bez alamıyorum, yani şu hayat pahalılığında yetmiyor, ne yapmamız gerekiyor? Yani gerçekten şu anda şartlar gerçekten zor. Yani neticede Allah bin kere razı olsun, devletimiz yani önceden 3 aylık olan engelli aylıklarını aylık yaptı. Yani sosyal devlet gereği engellilerimize ciddi anlamda, her anlamda destek vermeye çalışıyor. Ama lakin şu anki koşul, şu anki şartlarda gerçekten engellilerimizin sıkıntısı çok büyük. Yani burada engellilerimizin korunması gerekiyor. Yani devlet engellileri koruyup toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlaması yapması gerekiyor. Yani burada yani devletten başka güvenebileceğimiz, sırtımızı yaslayabileceğimiz bir şey yok ki. Bir de geçtiğimiz dönemlerde bu Anayasa Yüksek Mahkemesi şöyle bir karar vermişti. Yani bu İşte 16 Eylül 2020'de bir başvuru yapıldıydı ve anayasada güvence altına alınan kişinin maddi ve manevi varlığını koruma
ve geliştirme hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Yani mahkeme maaşın kesilmesini insan hakkı ihlali olarak değerlendiriyor. Yani gerçekten burası çok önemli. Yani buradan devlet yetkililerimize sesleniyorum. Yani ve engellilerimiz, hani bu konuda bu videonun altına sıkıntılarınızı yazın, problemlerinizi yazın. Yani daha yüksek sesle, yani devlet yetkililerine aktarılması gerekiyor bu konuların. Elbet yani şu ana kadar devletimiz engellilerin yaşadığı sorunlarla ilgili hiçbir şeye kayıtsız kalmadı arkadaşlar. Yani şu an engelli haklarında gerçekten Türkiye çok çok iyi. Yani çok çok iyi ve bizler de daha iyi olmasını istiyoruz. Ve şu anda yani engelli aylıklarıyla sadece geçinen ailelerimizin sıkıntılarından muzdarip olduğumuz için, onların dertlerini, çilelerini yüreğimizde hissettiğimiz için şu anda bu yayını yapıyoruz. Yoksa derdimiz eleştirmek, sitem etmek, böyle yani kırmak, dökmek, yakmak, yani böyle bir şey yok. Yani neticede ben gerçekten mesela bu YouTube videolarının altına annelerimiz yazıyor, engelli ailelerimiz yazıyor. Biz diyor 700 lirayla geçiniyoruz diyor ya. 700 lirayla düşünün. Yani asgari ücretli insanlar şey yapamıyor arkadaşlar. Yani şu an geçinemiyoruz diye üzülüyor. Yani şimdi buradaki Türkiye'deki yani engellilerin yaş artık dibin dibi yani onların yaşadığı mağduriyetler. İnşallah bu sıkıntılar düzelir diye düşünüyorum. Evet, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videolarımızı paylaşın. Paylaşın ki yani YouTube'da trend olsun, haber olsun, birileri duysun yani bu bağlamda. Evet, hepinize hayırlı günler diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'ın izniyle ülkemiz bu güçlükleri atlatacak güçte. Engellilerimiz bu güçlükleri atlatacak pozisyonda. Hepinize hayırlı günler diliyorum.